Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu vegan. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, vegan sebebiyle yüzünden anlamına geliyor. Veganlı cümlelerde arkadaşlar mutlaka genitif'i kullanıyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla genitiflikle ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar mutlaka o ilgili ders videosunu izlesinler. Sıfatlarla ilgili dönüşümler ne şekilde gerçekleşiyor? Bunları mutlaka biliyor olmamız gerekiyor ki vegan cümlesini kurabilelim. Şimdi arkadaşlar ilk örneğimize bir baktığımızda Das Mädchen kommt später, das Wetter ist schlecht. Ne diyor cümlemiz? Kız ne yapıyor? Geç geliyor, değil mi? Das Mädchen kommt später, daha sonradan geliyor daha doğrusu, değil mi? Çünkü später neydi? Daha sonradan demekti. Das Wetter ist schlecht. Hava kötü. Bu iki cümleyi şimdi ben vegan ile bir araya getirecek olursam cümlenin başına getirebileceğim gibi iki cümlenin ortasına da bunu getirebiliyorum. Bakın cümle başında ne oluyormuş? Vegan des schlechten Wetters kommt das Mädchen später. Bakın burada bariz bir şekilde genitif dönüşümü görüyoruz. Des schlechten şekline bürünmüş oluyor ve kötü hava yüzünden derken wegen des schlechten Wetters dememiz gerekiyor. Kommt das Mädchen später. Şimdi ben wegen yapısını iki cümlenin ortasına getirdiğimde das Mädchen kommt später wegen des schlechten Wetters şeklinde de ifade edebiliyorum. Kız daha sonra geliyor. Kötü havadan dolayı şeklini alıyor. Tabii bunu güzel Türkçemize çevirdiğimizde devrik cümle gibi gelebilir kulağa ama Almanca olarak baktığımızda her ikisi de doğru arkadaşlar. Demek ki ne yapıyormuşuz? Vegan cümlesini başa getirdiğimizde, daha doğrusu yapısını başa getirdiğimizde ki genitiflikle anılıyormuş. Wegen des schlechten Wetters kommt das Mädchen später ya da das Mädchen kommt später wegen des schlechten Wetters diyormuşuz. İkinci örneğe bakalım. İkinci örnekte arkadaşlar, die Kursleiterin hat nächste Woche verschiedene Termine. Evet, die Kursleiterin, kurs yöneticisi, yani buradan kasıt aslında öğretmen arkadaşlar. Bu durumda die Kursleiterin, bu bir kadın değil mi? Hat nächste Woche verschiedene Termine. Gelecek hafta çeşitli Termine neydi arkadaşlar? Randevu demek. Tabii bu randevu derken resmi olarak yapılan randevular kastedilmiş oluyor. İşte ne olabilir bu? İşte diş hekimindeki bir randevu olabilir. Bir kurumda bir randevu olabilir. Termin şeklinde ele alınıyor. Sie kann nicht kommen. O gelemiyor. Şimdi ne yapacağız? Vegan ile bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde, vegan'ı cümle başına getirdiğimizde ne diyeceğiz? Çeşitli, değil mi? Termin, yani çeşitli randevular yüzünden bu durumda wegen verschiedener Termine kann die Kursleiterin nächste Woche nicht kommen. Demek ki çeşitli randevular sebebiyle, değil mi? Wegen verschiedener Termine kann die Kursleiterin nächste Woche nicht kommen. Bakın burada çoğul olduğu için ne oluyor? Bakın bu şekilde, değil mi? Sonlandırıcılar, bunlar çok çok önemli tabii. O sonlandırıcıları mutlaka biliyor olmamız gerekiyor genitiflikte, değil mi? Bu yapıyı şimdi wegen yapısını iki cümlenin ortasına getirdiğimizde die Kursleiterin kann nächste Woche wegen verschiedener Termine nicht kommen denildiğinde demek ki burada ne oluyor arkadaşlar? Wegen'i cümlenin iki cümlenin ortasına getirmiş oluyoruz. Dilerseniz şöyle bir üstünden geçelim bu öğrenmiş olduklarımızın arkadaşlar. İlk örnekte das Mädchen kommt später, kız daha sonradan geliyor. Das Wetter ist schlecht, hava kötü. Şimdi diyeceğiz ki hava kötü olduğundan dolayı, değil mi? Ne yapıyor kız? Daha sonra geliyor dediğimizde demek ki wegen des schlechten Wetters kommt das Mädchen später. Ya da ne diyebilirim arkadaşlar? Das Mädchen kommt später wegen des schlechten Wetters. Bakın herhangi bir anlam kayması yok. Sadece ne yapmış oldum? Wegen yapısını iki cümlenin ortasına getirmiş oldum. Bu
Ventas'tan sonraki yapıda arkadaşlar, Comtitas Metinç Peyta yapısına baktığımızda, yani bir sonraki cümle diyelim anlaşılır olması için, tabii onu cümlenin başına taşıdığımızda ne yapıyoruz? Burada daha kurallı bir şekilde gitmemiz gerekiyor değil mi? Bu durumda gene özne ile başlıyoruz. Das Mädchen kommt ile başlıyoruz. Bu durumda das Mädchen kommt später wegen des schlechten Wetters dememiz gerekiyor. Tabii bu yapıları kullanırken, kurarken arkadaşlar bu cümleleri mutlaka o ilgili öğelerin nerede olduğuna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor ki hani anlam bütünlüğünü bozmayalım cümlenin. İkinci örneğe baktığımızda arkadaşlar, die Kursleiterin hat nächste Woche verschiedene Termine cümlesinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın burada öncelikle tabii az önce de anlamlandırdık. Nächste Woche, gelecek hafta, verschiedene Termine demek ki çeşitli randevuları var diyor değil mi öğretmenin, kurs yöneticisinin aslında burada kastettiği, az önce de söylemiş olduğum gibi öğretmenin gelecek hafta çeşitli randevuları var. Sie kann nicht kommen, gelemiyor. Şimdi çeşitli randevuları olduğundan dolayı gelecek hafta gelemiyor dediğimizde demek ki wegen verschiedener Termine kann die Kursleiterin nächste Woche nicht kommen. Demek ki burada ne anlamalıyız arkadaşlar? Bir ve daha fazla randevuları var. Bu sebepten çoğul olarak ele alınıyor. Ya da wegen yapısını iki cümlenin ortasına getirdiğimizde die Kursleiterin kann nächste Woche wegen verschiedener Termine nicht kommen diyormuşuz. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das Mädchen kommt später. Das Wetter ist schlecht. Das Mädchen kommt später. Das Wetter ist schlecht. Wegen des schlechten Wetters kommt das Mädchen später. Wegen des schlechten Wetters kommt das Mädchen später. Das Mädchen kommt später wegen des schlechten Wetters. Das Mädchen kommt später wegen des schlechten Wetters. Die Kursleiterin hat nächste Woche verschiedene Termine. Sie kann nicht kommen. Die Kursleiterin hat nächste Woche verschiedene Termine. Sie kann nicht kommen. Wegen verschiedener Termine kann die Kursleiterin nächste Woche nicht kommen. Wegen verschiedener Termine kann die Kursleiterin nächste Woche nicht kommen. Die Kursleiterin kann nächste Woche wegen verschiedener Termine nicht kommen. Die Kursleiterin kann nächste Woche wegen verschiedener Termine nicht kommen. Sonraki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Die Programmierer arbeiten diese Woche länger als üblich cümlesini görüyoruz. Programcılar, yani yazılımcılar ne yapıyorlar arkadaşlar? Diese Woche, bu hafta, länger als üblich. Länger neydi arkadaşlar? Uzun, daha uzun. Länger als üblich, yani alışmışın dışında daha da uzun değil mi? Anlamına geliyor. Sie haben ständige Computerprobleme, sürekli bilgisayar sorunları, problemleri yaşıyorlar. Şimdi bundan dolayı ne yapıyorlar? Uzun mesailere kalıyorlar gibi bir anlam doğuyor. Şimdi buradan ne yapacağız arkadaşlar? Wegen'den destek alacağız. Die Programmierer arbeiten wegen der ständigen Computerprobleme diese Woche länger als üblich dediğimizde demek ki yazılımcılar her zamankinden daha uzun süre çalışıyorlar. Neden dolayı? Bilgisayar problemleri, sorunlarından dolayı diyoruz. Wegen yapısını cümlenin başına getirecek olursak wegen der ständigen Computerprobleme. Ne diyor arkadaşlar burada bu sefer? Arbeiten die Programmierer länger als üblich. Bakın arkadaşlar burada bu sefer ne oldu? Wegen yapısını cümlenin başına getirdiğimden dolayı wegen der ständigen Computerprobleme değil mi? Ve bir sonraki cümle arbeiten ile devam ediyor bu durumda. Arbeiten die Programmierer länger als üblich demiş oluyoruz. Dördüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar, die Teilnehmer haben keine Zeit für den Vortrag. Sunum değil mi? Der Vortrag, sunum. Katılımcılar sunum için değil mi? Vakitleri yok dediğimizde değil mi? Haben keine Zeit für den Vortrag. Gerekçesi neymiş arkadaşlar? Es gab eine lange Diskussion. Uzun bir tartışma vardı değil mi? Präteritum geben gab olmuş değil mi? Şimdi ben bunu
vegan ile birleştirdiğimde şu yüzden dolayı diyecek olursam demek ki wegen einer langen Diskussion uzun bir neyden dolayı bir tartışmadan dolayı ham die Teilnehmer keine Zeit für den Vortrag sunum için vakit kalmadı değil mi anlamına gelen demek ki katılımcılar sunuma vakit ayıramadılar uzun tartışmadan dolayı wegen einer langen Diskussion ham die Teilnehmer keine Zeit für den Vortrag demiş oluyoruz. Ya da wegen'i cümlenin ortasına getirdiğimizde die Teilnehmer haben wegen einer langen Diskussion keine Zeit für den Vortrag demiş olduk. Dilerseniz bu cümlelerin şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Die Programmierer arbeiten diese Woche länger als üblich. Yazılımcılar diese Woche, bakın bu hafta länger als üblich denildiğinde demek ki her zamankinden daha uzun anlamına geliyor arkadaşlar. Bunu bir kalıp olarak düşünebiliriz. Länger als üblich demek ki her zamankinden daha uzun çalışıyorlar bu hafta yazılımcılar, değil mi? Sie haben ständige Computerprobleme. Onların ständig arkadaşlar sürekli anlamına gelen, sürekli bilgisayar sıkıntısı yaşıyorlar anlamına gelen Sie haben ständige Computerprobleme cümlesini görüyoruz. Şimdi bu iki cümleyi vegan ile birleştirdiğimizde öncelikle vegan yapısını iki cümlenin ortasına getirdiğimizde ne diyeceğiz arkadaşlar? Die Programmierer arbeiten wegen der ständigen Computerprobleme diese Woche länger als üblich diyecekmişiz. Ya da wegen'i cümlenin başına getirdiğimizde wegen der ständigen Computerprobleme arbeiten die Programmierer länger als üblich. Burada arkadaşlar herhangi bir anlam kayması yok. Dilediğim gibi ne yapabiliyorum? Kurabiliyorum bu cümleyi. Dördüncü örnekte die Teilnehmer haben keine Zeit für den Vortrag cümlesini görüyoruz. Der Vortrag, sunum. Demek ki katılımcıların sunuma ayıracakları vakit kalmadı gibi bir anlam doğuyor değil mi? Es gab eine lange Diskussion, uzun bir tartışma vardı. Demek ki geben, gab değil mi? Preteritum olarak karşımıza çıkmış arkadaşlar. Uzun bir ne vardı? Bir tartışma vardı. Ya da uzun bir tartışma yaşandı gibi de düşünebiliriz bunu. Bu şekilde de yorumlanabilir. Şimdi bu iki cümleyi wegen ile bir araya getirdiğimizde cümle başına gelecek olursa wegen yapısı wegen einer langen Diskussion, uzun bir tartışmadan dolayı haben die Teilnehmer keine Zeit für den Vortrag, katılımcıların sunuma vakti olmadı değil mi? Vakti kalmadı anlamı doğuyor. Ya da die Teilnehmer haben wegen einer langen Diskussion keine Zeit für den Vortrag da diyebiliyormuşuz. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Programmierer arbeiten diese Woche länger als üblich. Die Programmierer arbeiten diese Woche länger als üblich. Sie haben ständige Computerprobleme. Sie haben ständige Computerprobleme. Die Programmierer arbeiten wegen der ständigen Computerprobleme diese Woche länger als üblich. Die Programmierer arbeiten wegen der ständigen Computerprobleme diese Woche länger als üblich. Die Programmierer arbeiten wegen der ständigen Computerprobleme diese Woche länger als üblich. Wegen der ständigen Computerprobleme arbeiten die Programmierer länger als üblich. Wegen der ständigen Computerprobleme arbeiten die Programmierer länger als üblich. Die Teilnehmer haben keine Zeit für den Vortrag. Die Teilnehmer haben keine Zeit für den Vortrag. Es gab eine lange Diskussion. Es gab eine lange Diskussion. Wegen einer langen Diskussion haben die Teilnehmer keine Zeit für den Vortrag. Wegen einer langen Diskussion haben die Teilnehmer keine Zeit für den Vortrag. Die Teilnehmer haben wegen einer langen Diskussion keine Zeit für den Vortrag. Die Teilnehmer haben wegen einer langen Diskussion keine Zeit für den Vortrag.
Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde V'in yapısını görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.